içinde yaşayanlar, bu ülkede nefes alanlar, bayrakla problemi olmayacak, Atatürk'le problemi olmayacak, İstiklal Marşı'yla ilgili problemi olmayacak, İçinle ilgili problemi olmayacak, devlet başkanıyla emekle ilgili problemi olmayacak, kadınla ilgili problemi olmayacak, engelliyle ilgili problemi olmayacak. Vergi dilimindeki adaletsizlik başta olmak üzere işçi talepleri dile getirildi. Emek ve vatan mücadelesi etrafında kucaklaşıldı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Bursa'da coşkuyla kutlandı. İşçiler çalışma hayatının merkezidir. İşçinin emeği her yerdedir. Her yerde emeği olan işçiler çoğu zaman hak ettiğini alamaz. Vergide adalet istiyoruz, insanca yaşamak istiyoruz. Herkesten eşit vergi kesin. Vergi, vergi, vergi. 12 aylık maaşımızı almamız lazım. Bir senede 10 maaş alıyoruz. Türk bayrağını ve bağlı olduğu sendikanın bayrağını alan işçi, Türk İş Konfederasyonu'nun öncülüğünde yapılan mitinge koştu. Ama 4 aydır Temmuz ve Ağustos ayındaki enflasyon ülkeyi darmaduman etti. Hem asgari ücrete zam yapılmalı, hem enflasyon durdurmalı. Ekonomik krizin faturasının işçiye kesilmemesini isteyen Türk İş, bu yıl ana sloganını vergide adalet olarak belirledi. 12 ay çalışıyoruz. Bir bölüm arkadaşımız 11 ay maaş alıyor bir senede. Bir bölümü 10,5 ay maaş alıyor. Bu adil değil. Bu sürdürülebilir bir tablo değil. Bu doğru değil. Bir an evvel buradan sesleniyorum ülkeyi yönetenlere, meclise, siyasi partilere. Bu ucube sistemi bir an evvel düzeltin. Ekim ayında kanun meclise gelene kadar her sokakta olacağız, her alanda olacağız. Düzensizliğe son vermek istiyoruz. Sadece vergide adalet istiyoruz. Kürsüden işçilere hitap eden Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, verginin yanı sıra taşeron işçilere kadro, örgütlenmedeki sorunlar hakkında da konuştu. Kıdem tazminatına dokundurtmama kararlılığını bir kez daha vurguladı. Ülke gündemine getirirseniz genel grev yapacağız. Aynen aynı noktadayız. Bir adım geri yapmayız. Allah şahidim, Türkiye'yi durdururuz. Otururuz, kalkmayız bir daha. 100 bine yakın taşeron işçisi verilen bir sözler var, kadro bekliyor. İşin örgütlenmesine belediye karışmasın, siyaset karışmasın, patron karışmasın. Atalay işçi cephesinin üretimin yanı sıra vatan mücadelesi mevzisinde olduğunu da söyledi. 40 yıllık bir terör örgütü var. Canımızı alıyor, paramızı alıyor. Bunların arkasında emperyalistler var. Vatan varsa, ülke varsa, sendika var. Türk İş kurulduğu günden bugüne kadar evvela ülkesinden yana, sonra temsil ettiği işçilerden yana. Dün öyleydi, bugün böyle, yarın da böyle olmak durumunda. İşçi haklarını iyileştirmek için anayasada değişiklikler yapılması gerektiğini bildiren Türk İş Genel Başkanı Atalay, 2025 yılında yapılacak kutlamanın adresini de paylaştı. Sene İstanbul'dayız. Daha görkemli şekilde 1 Mayıs nasıl yapılıyor? Bugün bu alanda gösterdiğiniz gibi Allah ömür verirse seneye orada göstereceğiniz. Vergide adalet!